Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlere ışınlanmamla ilgili harika bir hareket göstereceğim. Bakın şimdi, şuraya ışınlanacağım ve oraya ışınlandıktan sonra sandalyeye geri geleceğim. Bakın. Evet, şimdi de buradan sandalyeye geri geleceğim. Bakın şimdi. Tamam, biraz koordinatları ıskaladım ama sanırım kolumu kırdım. Işınlanmada biraz sorun çıktı arkadaşlar, kusura bakmayın. Ama neyse, şimdi bugünkü videomuzda yine parçalama makinesine bakacağız. Ve parçalama makinesinden ezilen meyveleri izleyeceğiz bu sefer fulli şekilde. Aralarında acayip değişik şekilde parçalanan meyveler var, o yüzden sabırsızlanıyorum. Bu da bana sizin attığınız maillerden biriyle geldi. Kesinlikle ezilmem gerektiğini ve harika şeyler olduğunu söylediniz. O yüzden size güveniyorum ve bugün buna bakacağız. Ve bu arada bakalım bu videoya da 15 bin like gelecek mi? Hadi bakalım, 24 saat içinde bu videoya da 15 bin like atmaya çalışalım. Ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu arada Nisan'da olacak olayları da beklemenizi istiyorum. Çok güzel şeyler olacak Nisan ayında. Hepinizin merakla beklediğini biliyorum. Gerçekten ay boyunca harika şeyler yapacağım ve inşallah öyle devam edeceğim. O zaman bunları da söylediğime göre videoya geçelim. Videoya da başladık şimdi. Hadi bakalım, başlatalım videoyu. İlk başta soğanlar varmış. Soğanları izleyeceğiz o zaman. Başladı. Açtı makinayı. Abi biliyor musun, şu anda sarımsak mı bu? Evet. Sarımsakmış lan, soğan sandım öyle görününce. Öyle dışarıdan gördüğümde sarımsak diye sanacağıma soğan sandım. Belki de bu da soğandır. İkisini de hayatımda hiç yemem. Sarımsağı da soğanı da. Gerçekten şu anda ne kadar verirseniz verin bu kadar sarımsağı bitiremem sanırım. Yani hiçbir fırsatı yok. Hiç kimse bana bu kadar sarımsağı bitirtiremez. İşte bu soğan. Az önceki sarımsaktı, bu da soğan. Bunu da yemem. Şu anda videoyu açtık ve videonun en başında en sevmediğim iki tane şey var. Soğan ve sarımsak. Sanırım bunu daha önceki videolarımda söylemiştim. Bilen biri bilerek attı sanırım bu videoyu. Yapmayın abi ya. Gerçekten hayatta yemem. Şaka yapmıyorum. Soğanı da sarımsağı da. Ve mayonezi de. Hakkımda çok fazla şey öğrendiniz. Kürşat TV hakkında bilmeyenler videosu yapamayacağım. Hepsini söyledim bu videoda. Şimdi de patates var. Patates. Patates. Patates deyince aklıma Emre diye bir arkadaşım var. O geliyor. Abi bildiğin çok güzel bir şekilde şekil veriyor bak, şu diye. Harika oluyor, bakın şimdi. Dümdüz kesiyor olduğu yerde. İlk biraz zorluyor, sonra da onu oraya hapsediyor, bakın. Oraya da hapsediyor. Bunlar başlangıçmış sanırım. Çünkü thumbnail'inde falan çok farklı meyveler vardı. Bunları patates püresi yapmak için kullanacak herhalde. Domates. Şimdi her tarafa sıçrayabilir. Büyük ihtimal... Aa, susuz domates. Gavurların domatesi bizimki kadar sulu olmuyor herhalde. Vallahi bizim damak tadımız, Türkiye'nin damak tadı çok güzel be. Bayrağını öldüğüm ülke. Ama harbi şaka yapmıyorum, damak tadımız harbi çok güzel. Aha, hıyar. Salatalık. Aklıma direkt Tablet Reis geliyor salatalık gördüğüm zaman. Bu salatalıklar neden böyle sivilceli duruyor? Üstlerinde sivilce varmış gibi duruyor. Abi bildiğim fondöten yapmayı unutmuş kız yani. Aa, bir tanesini ıskalamışlar. Salatalık. Aslında bu makineden var ya, dur lan. Atacaksın marulu, salatalığı falan şeyi, her şeyi, domatesi. Altından da düşenleri alacaksın. Salata makinesi aldı sana işte. Biraz ezik püzük ama. Şu anda dolmalık biber mi bu? Ne bu? Bunu neden şey yapıyorsun? Abi cidden ama her şeyini yapıyor yani ha. Her şeyi parçalıyor. Bakar mısın? Sanki kolunu sokuyor gibi oluyor. Abi cidden hani böyle izlerken gözünüz gidiyordur. Sizin de kesinlikle eminim. Kesin gözünüz gidiyordur izlerken. Bu ne? Ha, patlıcan mı bu? Bunun patlıcan olduğunu söyleme bana. Bunun ne olur patlıcan olduğunu söyleme. Umarım patlıcan değildir. Çünkü çok değişik duruyor. Bu ne ya? Salatalık da değil. Patlıcan herhalde. Bunun bir adı varsa yazmanızı istiyorum. Aram yok o kadar meyvelerle ama. Meyve veya sebzelerle. Enteresan. Ama şu ana kadar hep sebze yaptı. Aa, başlıkta da vegetables diyor zaten. Sanırım full sebzeleri yapacak. Başlıktan anlamak lazımdı zaten. Başlığa bir daha bakalım. Evet.
Full vegetables. Bal kabağı. Bu da kabak sanırım. Abi bakar mısın ne kadar güzel. İşte bak, satisfying videolar bunlar. Rahatlatıcı video. Parçalama makinesinde kabak ezerek yapılır. Bakar mısın şuna? Abi Cadılar Bayramı'na hoş geldin yani. Bu ne? Çok güzeldi yani. Başlangıcı cidden çok güzeldi. Bakalım bu sahneden de öyle görünecek mi? Çok merak ettim. Neden bilmiyorum ama cidden çok şu anda... Bakar mısın şuna? Şuralar bakın çok güzel değil mi? Kırılışı falan yavaş yavaş geliyor, büyüyor. Kendim psikopat gibi hissediyorum şu anda. Vay be. Kabak çekirdeği yapacağım bunlardan. Tuzsuz yiyeceksin. Çok yanlış şeyler getirdi aklıma bu ama olsun, neyse. Bu çok kolay oldu. Gerçekten çok kolay oldu. Hani bu kadar kolay olamazdı. Daha da kolay olamazdı. En fazla bu kadar kolay olabiliyor herhalde. Aha marul. Marul kafa. Marul mu? O ne lan? Karnıyarık. Karnıyarık mı bu? Bir dakika. Karnıyarık karnı var. Pardon karıştırmışım. Biri et yemeği, biri şey sebze. Tamam. Tamam. Karnıbahar bu. İlk başta marul sandım. Marulun karnıbahardan yapıldığını söylemeyin bana lütfen. Lütfen marulun karnıbahardan yapıldığını söylemeyin. Kendileri aradı ve beni beklemeye attılar abi. Şifre gönderiyorum. Gönderim sonra şifreyi alabilir miyim? Bakıyorum. Bakıyorum bir saniye. Evet, bekliyorum. Abi şifre. Bir saniye. Abi bir dakika, şifreye bakıyorum diyorum 50 kere hadi hadi diyor ya. Çok sinir oldum şu anda. Çok sinir oldum. Neyse. Karnıbağrımızı izlemeye devam edelim. Çok sinir oldum ama hani kaliteli bir şekilde sinirlendim yani. Tövbe yarabbi tövbe ya. Neyse şu anda modumu geri almam lazım. Bir dakika. Tamam. İçimdeki bütün kötü şeyler gitti. Çok mutlu bir insanım tekrardan. Şu anda karnıbağrımızı izlemeye devam ediyoruz. Bu arada 1000 derece bıçaktan kalma bıçak hala odamda. Neden odamda yani? Niye odamdasın? Bunu birine aşağı indirmesi gerek. Karnıbahar hiç etkili değildi. Ve neden etrafında hala marula benzer şeyler var bilmiyorum. Belki de herkes şu anda yorumlarda cahil zaten marul karnıbahardan yapılıyor falan gibi şeyler yazacak belki de, bilmiyorum. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Benim bildiğim şeylerin %1'ini bilmiyor olabilirsiniz. O yüzden neden yorumlarda hep böyle bir YouTuber bir şeyi bilmediği zaman insanlar ona saldırıyor, şu ana kadar hiç anlamış değilim yani. Hani sadece benlik bir durum da değil. Mesela A YouTuber'u bir şeyin farkında değil, herkes ona saldırıyor. Stop. Stop. Get some help. Yapmayın böyle. Aha. The moment we are waiting for abi. Beklediğimiz an geldi. Karpuz. Sanırım en iyisi bu olacak. Bakar mısın? Hani o dediğim olay oluyor. Kesik olaylar oluyor. Ama neden şu anda eğlenmediğim konusunda bir bilgim yok. Eğlenmemiz gerekirdi. Abicim çok lezzetli duruyor ya. Ya dün de kavun gördüm. Bugün de karpuz. Şu anda acayip canım çekti gerçekten. Vallahi canım çok fena çekti. Karpuz. En lezzetli şey ya. Abi şunun ne kadar güzel durduğuna bakabilir misiniz? O kırılmayan yerde böyle bir şekilde servis edilse bunu sanırım pahalı restoranlarda 150 liraya falan masaya servis edebilirler böyle bir karpuzu kır ye diye. İlginç yani. Şu anda gerçekten çok lezzetli duruyor ama sanırım reklam. Sanırım parçalama makinesi karpuzla başa çıkamadı. O yüzden bir de dikey şekilde mi yapacaklar? Yapmayacaklar. Bence yiyecekler. Büyük ihtimal bunu yemişlerdir. Ben olsam yerdim. Ha. Ben olsam yerdim. Ben olsam devam etmezdim. Dürüstüm en azından. Bak çok daha kolay oluyor. Hepsi bildiğin hani su gibi olduğu için her tarafı. Kağıttan daha az sert yani. Kağıttan daha kolay kırılır.
Ama düşündüğüm kadar eğlenceli olmadı karpuz ya. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi Nisan ayını çok fazla iple hepimiz çekiyoruz. Siz de çekiyorsunuz, ben de biliyorum. Ama az kaldı zaten. Bakalım inşallah istediğim gibi olur. İnşallah beklediğiniz gibi olur. Bu arada arayan müşteri temsilcisine hala kızgınım. 50 kere hadi hadi diyor. Lan beklesene. Bak yine sinirlendim. Neyse arkadaşlar, burada çıkan videoyu da izlemeyi unutmayın. Harika bir video oldu o da. Gerçekten çok güzel oldu. Onu da izlemeyi unutmayın ve onun hemen altında da kanalım var. Ona da tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.